Bitlis'te sağanak taşkınlara neden oldu. Güroymak ilçesinde köyün içinden geçen dere taşınca evler su altında kaldı. Giresun'da 3 saat içinde metrekareye 85 kilogram yağış düştü. Dereler taştı, ev ve iş yerleri su altında kaldı. Heyelan nedeniyle mahsur kalan sürücüleri AFAD kurtardı. Görüntüler Bitlis'ten. Güroymak ilçesine bağlı Oduncular köyünde sağanak nedeniyle dere taştı. Dağdan kopan kaya parçaları ve çamur köye aktı. Selin şiddetiyle bazı ahırlar yıkıldı, birçok evde eşyalar zarar gördü. Evimi su bastı. Hayvanlarım içerideydi, hayvanları telef oldu. Yani maddi zararım çok fazla, kışlık yakalacak hiç şeyim kalmadı. Heyelan nedeniyle köy yolu ulaşıma kapandı. Can kaybı ve yaralananın olmadığı olayda AFAD hasar tespit çalışması başlattı. Yani bu olduğu iki keredir aynı mağduriyeti yaşıyorum ve bu mağduriyetin giderilmesini istiyorum. Yani yakacak kışlık hiçbir şeyim kalmadı. Bu kışı nasıl yapacağım onu da bilmiyorum. Kentin yüksek kesimlerinde ise dolu etkili oldu. Tatvan'da yollar beyaza büründü, ekili araziler büyük zarar gördü. Burası da Giresun'un Tirebolu ilçesi. Sadece 3 saat içinde metrekareye 85 kilogram yağış düştü. Caddeler, sokaklar dere yatağına döndü. Alt geçitlerde mahsur kalan sürücülerin yardımına AFAD yetişti. Taşkın nedeniyle bazı ev ve iş yerlerinin bodrum katlarını su bastı. Sağanak sonrası Karadeniz'de hortum oluştu. Yaklaşık 20 dakika süren hortum paniğe neden olurken bir süre sonra etkisini yitirdi. Hatay'da da bölgede etkili olan sağanakla birlikte denizde hortum çıktı. O anlar çevredekiler tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Büyük korkuya neden olan hortum karaya ulaşmadan gözden kayboldu.